arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel telefon kılıfını çalışacağız. Küçük motiflerden oluşan bu kılıfımızı her bir motifi iki renkten olacak şekilde ördüm ve toplamda 16 tane motiften ördüm. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Şöyle görelim, bakınız. İki renk kullandım motifimize, göbeğini ve bir sıra kenarını ördükten sonra motifimizi tamamladım. Daha sonra birbirine birleştirerek kenar çerçevemizi ördük. Şöyle görelim, kenarına da anahtarlığımızı taktık bir tane. Çıktığımızda bütün ihtiyaçlarımız karşılanacak halde şu şekilde anahtarlığımız ve bir tane inci düğme takarak şöyle kapak yaptık. Ve kordonumuzu da ördükten sonra boyuna takılacak şekilde ayarladım. Çok uzun örmedim. Çok uzun olmasını istemedik. Bu şekilde çantamızı, kılıfımızı tamamladık. Evet, sizler de kalan iplerle dilediğiniz gibi bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Kalan iplerle güzel bir şekilde motiflerimizi örerek hangi model ve hangi büyüklükte telefon kullanıyorsanız ona uygun olarak motiflerimizi ayarlayıp diğer işlemlerimizi birlikte yaparsak bu güzel çalışmaya ulaşırız. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen bu güzel telefonumuzun kılıfını çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Telefon kabımızın motiflerini örmek için şu şekilde iç rengimin bir tanesini ördüm. Diğerini sizlerle birlikte örelim. Sonrasında kenarlarını da çalışalım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çekip birinci zincirin içerisinden giriyorum ve bir tane halka yapıyorum. Halkamı kapadıktan sonra kalan küçük ipimi şöyle elimle tutuyorum ve alttan gizleyerek örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Halkamın içerisine girip ikili trabzanımı örüyorum. 1, doladığım ve çıkardığım ipimi ve diğer ilmeğim. Doluyorum. Bakınız, bir ilmeğimiz doluyorum. Halkanın içerisine giriyorum. Doladığımı ve çıkardığımı örüyorum ve kapatıyorum. Araya iki tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2. Doluyorum. 1, 2. Doluyorum. 1 ve 2. 3 tane trabzanımı ördükten sonra yeniden 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar ortaya girerek 1, 2. Giriyorum. Motifimin ortasının 3. grubunu bu şekilde örüyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar göbeğe giriyorum. 4. grubumuzu da örüyoruz. Bakınız, 1, 2, 3 ve 4. 3'ünü ördüm. 4.'ü tamamlamak üzereyim. 2 ve 3. İpimizi de arkadan gizleyerek getirdik. Hemen şöyle bakın, buradaki göbekteki ipimizi keselim. Tertemiz olsun. 2 tane zincir çekiyorum. Ve 3 zincirle başladığım ilk trabzanımın tepesine tam ara noktadan giriyorum. İpimi alıp ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve bir zincirimi çektikten sonra buradan ipimi kesiyorum. Ve motiflerimiz için gerekli olan bütün bu iç hazırlığımızı, trabzanlardan oluşan grubumuzu bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Şimdi üzerini örmeye başlayabiliriz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle yeni ördüğümüz ipimizi alıyoruz. Bakın, burada ipimizi koparmıştık. İpimi kopardığım yerden şöyle büküyorum. Aynı yere geliyorum. Bakın, ipimizi alttan gizleyeceğiz. Şöyle 1, 2, 3. Tekrar buradaki ipimi de altına şöyle kıvırıyorum. Her ikisini isterseniz şu şekilde de yapıp daha düzenli tutabilirsiniz. Trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum. 3 tane yeni trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3.
Bir tane zincir çekiyorum. Her köşeye bu grubumuzu örüyoruz. 1, 2 ve 3. 2 tane zincir. Aynı yere giriyorum. 1, 2 ve 3. Bakın köşelerimize 3'er trabzan, 2 zincir, 3'er trabzan örüyorum. Araya 1 zincir. Tekrar köşeye geçiyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincir. Tekrar 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Araya 1 zincir. Tekrar 3 tane trabzan. Trabzanım tamam olduktan sonra bir zincirimi çekiyorum. 3 tane zincir çekerek başladığım trabzanımın üzerine şöyle gelip atıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekerek ipimizi buradan kesiyoruz ve motifimiz tamamlanmış oluyor. İki sırada motifimizi bitireceğiz. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi diğer motifimizin de iki köşesini örelim. Sonrasındaki iki diğer köşeyle de birleşme işlemini çalışalım. İçlerini örerek hazırladığımız motiflerimizi şimdi birleştirelim. Bakınız ilk birleştirmemizde şu ikişer ikişer iki kenarını birleştiriyoruz. Onun için iki kenarını tam olarak örüyorum. Üçüncü kenarın bir tane grubumu ördüm ve bir tane zincirimi çektim. Her ikisinin arkaları birbirine gelecek şekilde tutuyorum. Bakınız iki kenarı birleştirmeyeceğiz. İki kenarımızı birleştireceğiz. Şimdi arkalarını birleştirdim. Ön yüzler dışarıda. Bir zincirimi çektim. Şuradaki pembemizin bakınız tam ortadaki bölüme arkadan giriyorum. Kapatıyorum ve bir tane daha zincirimi çekiyorum. Tekrar buradan tığımın başını dolayarak maviye geliyorum. 3 tane trabzanımı aynı şekilde örüyorum. 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yandaki bir zincir çektiğim yere alttan şöyle giriyorum. Bakınız alttan kapatıyorum. Tekrar bir zincir çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Son köşemin ilk üçlüsünü örüyorum. 1, 2 ve 3. Şu ipimi yarımlamıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer tarafın iki zincirlik yerine alttan giriyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde birleştirdim. Bundan sonraki motiflerimizi de yine aynı şekilde içlerimizi farklı renkler. Dışarıdaki şuradaki yani ikinci sıramıza da her bir yuvaya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örüyoruz. Gerekli olan köşelerden birleştirerek yukarıya doğru örüyoruz. İkişer grup üzerine yükseleceğiz. Araya bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolamadan direkt batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincir çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve iki tane motifimi ördüm. Şimdi sırasıyla yukarıya doğru örelim. Daha sonra bu ikili ördükten sonra diğer sıraya üçlü birleşme olacak. Yine aynı işlemlerimizi yaparak devam edeceğiz. Motiflerimi örerek geldim. Kullanacağım telefon şu boyda bir telefon, bakınız şöyle koyuyorum. Diğer tarafı kapattığımda bir motifim dışarıya sarkacak şekilde ayarlayacağım. Şöyle göstermek istiyorum. İçten bir tane motifim şöyle dışarıya kalacak. Tam olmasını istiyorum. İki tane uzun motifimizi kullandık. Siz de kullanacağınız telefona göre ayarlarsanız çok güzel olur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane motiften oluş. Yani 8 sıra üzerine ördüm. Her ne telefon kullanıyorsanız ona göre başlayabilirsiniz. Şimdi kenarlarından tığlama işlemi başlayalım. Şu kısımları için ben kabını da çıkarmayacağım. Kabı üzerine kalacak. Pembe rengimi alıyorum. Bir zincir çekelim ve örmeye başlayalım. Burası kapak olarak kalacak. Şuradan başlıyorum. Kapak olacak yerin kenarından başlıyorum. 1, 2, 3. Trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum.
örüyorum. 1, 2, 3 boşlukları. Bir tane zincir, tekrar 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Bir zincir. 1, 2 ve 3. Tekrar bir zincir. Bütün boşluklara 3 trabzan, bir zincir örerek sona kadar ilerleyelim. Kenarımızı yapmak için köşeye geliyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir. 2 ve 3. Aşağıya kadar ilerleyelim. Tam uç kısımdayım. 2 zincirimi çekiyorum. Buraya 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Telefon kılıfımızın üst bölümünde bir zincir çekiyorum. Trabzanlarımızı yine buradan aynı şekilde örüyoruz. Sadece şuradan köşelerimizi yapıyoruz. Bir zincir. Batıyorum. Bir. İki tanesini de şuraya yapalım. Buraya ayrı ayrı yapmayalım. Bakın burada bir, lütfen dikkat edelim. İki tane de buraya. Bir zincir çekiyorum. Tekrar köşeye geldim. Bir zincirimi çektikten sonra tıpkı diğer köşede çalıştığımız gibi çalışalım. 3 trabzan. 2 zincir. 3 tane trabzan. 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer uçta çalıştığımız gibi 3'er trabzan, bir zincir olarak ilerliyoruz. Motiflerimizin her ikisine de örüyorum. Bir zincir çektim. Buraya da örüyorum. Başlangıç yerimize kadar, yani şuraya kadar gelelim. Tam karşısına başlangıç yerimizin. Tam karşılıklı örerek geldim. Üç köşesini ördüm. Kapak kısmının bulunduğu noktayı çalışıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Aradaki normal trabzan ördüğüm bölümüme gelip bir tane sık iğne ile batıyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımın tepesine girip yeni trabzanlar örüyorum. 1, 2 aynı yere. 3, 4 ve 5. 5 tane yeni trabzanımı ördüm. Araya boşluğa gelerek bir tane sık iğne örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam şuradaki, bakınız, ikinci trabzanımın üzerine girip batıyorum. 5 tane yeni trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Araya, şuradaki araya girip bir tane sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine ortadaki trabzanıma 5 tane yeni trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ara boşluğa bir sık iğne. Tekrar ikinci trabzanımın üzerine 5 trabzan örüyorum. Ve bu şekilde kapak kısmımızı tamamlıyoruz. 3, 4 ve 5. Aradaki sık iğneye batıyorum. Zincire sık iğnemi batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam birleşme noktasına, her iki motifin birleşme noktasına 5 trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Zincirin bulunduğu bölüme girip bir sık iğne örüyorum. Sık iğnemi ördükten sonra şu kısma bir tane düğme dikeceğiz. Kapağımızı kapatmak için. Oraya ilk çalışmamız için zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir yeterli. 3 zincirimi ördükten sonra tığımın başını dolamadan yine şuraya sık iğne ile geçiyorum. Bakın, eğer daha büyük düğme dikeceksek birkaç tane daha zincir çekebiliriz. Şöyle batıyorum. 5 tane zincir çektim düğmemiz için ilik. Bakın, rahat oldu şimdi, daha rahat. Tığımın başını doluyorum. Yine
5 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Sadece iki motif arasına iliğimizi çalıştık. Kaç tane, yani ne kadar büyüklükte düğme kullanacaksak ona göre zincirimizi çekip ayarlayalım ve zincirimizin bulunduğu noktalara sık iğnelerimizi batıp trabzanlar üzerine beşer zincirimizi çekelim. Şöyle görüyoruz. Batıyorum. Tığımın başını doladım. Tekrar 5 trabzan şekliyle örerek ilerleyelim. Evet, kirpiklerimi örerek geldim. Başlangıç yerindeyim. Bir tane zincirimi çekiyorum. 3 zincir çekerek başladığım noktaya girip bağlanıyorum ve bir tane zincirimi yeniden çekip buradan ipimi kesiyorum. İpimizi içeriye gizleyelim. Şimdi buradan birleştirme işlemimizi yapalım. Şurası üste gelecek şekilde ayarlayacağız. Diğer kenarlardan birleştirelim. Hemen şu uçtan alıyorum. Hangi renk iple çalışmak isterseniz onunla çalışabilirsiniz. Bir zincirimi çektim. Köşeden giriyorum. Diğer tarafın ilk baştan kirpiğimizle yan tarafı ördüğümüz yere giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Araya gelerek 1, 2 tane sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Araya 2 tane sık iğne örüyorum. 1 ve 2. 1, 2, 3 tane zincir. Araya 2 sık iğne. 1 ve 2. 1, 2, 3 zincir. Araya 2 sık iğne. 1 ve 2. 1, 2, 3 zincir. 2 sık iğne. 1 ve 2. Bu şekilde ilerleyelim. Son noktaya kadar geldim. 2 sık iğnemi ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan kesiyorum. Ve alta ipimizi daha sonra gizleyeceğiz. Şimdi şuradan tekrar başlayalım. Hemen şuradan başlıyorum. Ön yüzden başlayalım ki yönümüz güzel dursun. Bir zinciri çekiyorum. Burada ve diğer taraftan, bakınız zaten belirdi. Giriyorum. 2 tane sık iğnemle örüyorum. 2 sık iğnem ördüm. Araya 3 zincir. 1, 2, 3. Girdim. Diğer tarafa da 2 sık iğne. 1, 2, 3. 2 sık iğne. 1 ve 2. 1, 2, 3. Her iki zincir yuvalarına karşılıklı giriyor. Çok çok kolay. Bakın hiç atlamadan, şuraya bakın, girmemişiz. Hemen düzeltiyoruz. Takibimizi de yapalım. Takibimizi yaptığımız zaman hiç sıkıntı olmayacak da bakın. 2 sık iğne. 1 ve 2. 1, 2, 3. 1. Diğer taraftan aldım. 2 tane sık iğne. Şöyle görelim. Sona kadar geldim. Şöyle arkasından da görmenizi istiyorum. Bakınız, batıyorum çift olan yere ve hemen kapağımızın yanına gelip batıyorum. Başlangıcı da bir defa yapmıştık. Bir defa da bitiriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Ve trabzanlarımın tepesine birer birer batarak diğer tarafa doğru ilerliyorum. Zincirimin bulunduğu yere 2 sık iğne, trabzanlarıma ise birer birer sık iğne şeklinde ağız kısmını geçiyorum. Zincir yerine 2. Ağız kısmının sık iğnesinde geçtim. Boşluğa geldim. 1 ve 2. Başlangıç yerime batıyorum. İpimi alıyorum. Kaydırıyorum ilmeğimi. Zincirimi çektikten sonra bu noktada artık ipimi kesiyorum. Ve hem başlangıç hem bitiş ipimi gizliyorum. Şöyle görelim. Nasıl, ne kadar tatlı oldu. Şöyle arkasına da bakacak olursak. Çok çok güzel. Hem kalan iplerimizi değerlendirelim hem de kullanışlı güzel bir telefon kılıfı yapalım. Evet, şu şekilde bir tane de inci düğmemi diktim. Açık mavi gri tonlarında. Şöyle gayet güzel oldu. Telefonum da tam içinde, bakınız. Gayet hoş. Şimdi kenarına
Kordonunu örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek başlıyorum. Tığıma sabitledim. Şuradan alıyorum. Batmış olduğum yere giriyorum. Kenara. Bir tane ilmeğimi aynı yere giriyorum. İkinci bir ilmek çıkarıyorum. Bir de diğer tarafa giriyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu ikisini boşaltıyorum. Birinci ilmeğimi örüyorum. Sonra ikinciyi, sonra üçüncüyü örüyorum. 2'yi çıkarıyorum. Birinciyi örüyorum. İkinciyi ve üçüncüyü örüyorum. 3 tane ilmeğimiz. 2 ve 3'ü tığımdan çıkarıyorum. Birinciyi örüyorum. İkinciyi ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. Elimizde tutarsak hiç kaçırmayız. Birinciyi, ikinciyi ördüm ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Şöyle kıvrılacak ve çok güzel olacak. Devam ediyoruz. Birinciyi, ikinci ve üçüncüyü örüyorum. Boşaltıyorum 2 ile 3'ü. 1. İpimiz koton ip. 2 ve 3. 2 ile 3'ü bırakıyorum. 1. 2 ve 3. Şöyle bakın, şimdiden kıvrılmaya başladı. Gayet güzel. İstediğimiz uzunluk ölçüsü olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Kordon boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yan çapraz olarak kullanmak isteyenler daha uzun, direkt boyuna takmak isteyenler ise bu şekilde kullanabilirler. Ben direkt boyun için ördüm. Şimdi bitirmesini de birleştirelim. Şöyle birlikte yapalım. Tam şu kısma gelerek batıyorum. Bir tanesini örüyorum. Yeniden aynı yere batıyorum. Aşağıdan alıyorum. Bu kez ikisini alıyorum. Bir daha batıp şuraya sağlam olması için hepsini aynı anda çekiyorum. Şöyle bir daha batıp sabitliyorum buraya. Bir zincirimi çektikten sonra ipimizi kesiyorum. Kestiğimiz ipimizi yine gizleyeceğiz. Evet, şu şekilde kordonumuz tamamlanmış oldu. Bir tane de kenarına anahtarlık takmak istiyorum. Evden dışarı çıktığında kılıfın arkasına birazcık kullanacağı kadar parasını, sonrasında ise şu şekilde anahtarlarını buraya takalım. Bütün ihtiyaçlarını aynı anda karşılamış olsun. Hem anahtarları, hem şöyle telefonunun arkasındaki kılıfında birazcık parasını koyup bunu da şöyle yerleştirelim. İpimizi de tabii ki çekeceğiz. Ve telefonumuz kullanılmaya hazır hale gelecek, kılıfımız. Evet, şu iplerimizi aldığımızda gayet güzel olacak. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.